arkadaşlar, yine çok ilginç bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda 3 gün boyunca sadece buz yiyerek beslenmeye çalışacağım. Normalde bir şeyler yediğimizde kalori alıp hareket ettiğimizde ise kalori yakıyoruz. Fakat hem bir şeyler yiyip hem de kalori yakabileceğimiz bir metot var. Buz yemek. Buz yediğimizde vücudumuz o buzu eritmek için bir enerji sarf ediyor. Dolayısıyla da kalori yakmış oluyoruz. Uzmanlar günde 1 litre buz yemenin 160 kalori yaktığını, bunun da tam 1 mil koşmaya denk olduğunu saptamış. Oturduğumuz yerden 160 kalori. Kulağa hiç de fena gelmiyor bence. Daha önce 3 gün boyunca sadece su ve sadece muzla beslenmiş birisi olarak beni ne kadar zorlayabilir ki diyerek denemeye karar verdim. İlk olarak her zamanki gibi diyetisyenim Nida Hoca'nın yanına gittim. İç organların çalışmasına zarar verebileceği için günlük 1 litreden fazla buz yememem gerektiğini, dişlerimin zarar görmemesi için de küçük parçalar halinde tüketmem gerektiğini öğrendim. 7 gün gibi süreler kesinlikle istemiyoruz. Maksimum yapabileceğimiz süre 3 gün olarak biz de bu şekilde sınırlandırmak istiyoruz aslında. Bir vücut analizi yapalım mı o zaman? Hadi. Buzun yanında dilediğim kadar su da içebilecektim. 3 günün sonunda vücudumda ne gibi değişiklikler olduğunu ölçebilmek adına da vücut kitle endeksi ölçümümüzü yaptık. 58 kilo çıktı. Bakalım 3 günün sonunda bu değerlerde nasıl bir değişim meydana gelecek? Dilerseniz gelin videomuza başlayalım. Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte geçireceğimiz 3 günlük maceramızın ilk günü. Olabildiğince coşkulu davranmaya çalışıyorum. Çünkü büyük ihtimalle bu coşkudan eser kalmayacak. Şimdi bu 3 günün ilk kahvaltısını gelin isterseniz yapalım. Kahvaltıya bakın ama şimdi. Nasıl ya? Başıma gelebilecek en talihsiz şeylerden biri geldi. Bu nasıl bir buz kalıbı diye sorarsanız, şöyle crushed iced yapmaya yarıyor diye aldım dün açıkçası. Zaten buz tutmamış. İlk buzu yediğimde o ana kadar düşünmediğim bir problemi fark ettim. Çok zor yemesi. Çok soğuktu. Sadece ağzımın üşümesi de değil, dişlerimden kemiklerime kadar o soğuğu hissediyordum. Kahvaltı için biraz fazla mı oldu acaba bu buz ya? Yanaklarımı hissetmiyorum. O kadar üşüdüm ki gidip bir battaniyenin altına gireceğim. Şu anda zaten çok zayıf gözüküyorum ya. Ama yandan... Yandan burada böyle bir çıkıntı var. Bakalım bu 3 günün sonunda gidecek mi? Şimdi yola çıktım. Pilates dersine gidiyorum. Bu arada 3 gün için 3 ayrı spor hazırladım. Bugün pilates yapıyoruz ama yarın bambaşka bir şey yapacağız. Gözlerim kan çanağı, içimdeki nefret. Çok trafik var. You thinking maybe I was supernatural, put you under spells or look into a crystal ball. I'm not like these other girls at all. Bu tarz diyetlerde en önemli şey kas kaybının önüne geçebilmek. Vücut açlık karşısında yağ depoladığı için ilk kaybettiğiniz kilolar kas kitlesinden oluyor. Bu yüzden bol bol spor yaparak vücut kas kitlesini korumanız gerekiyor. Aşırı yormadı beni ilk dersimiz olduğu için pilateste. Çok acıkmadım. Sadece birazcık susadım. Şimdi arabaya geçip su içeceğim ve günümüze devam edeceğiz. Benim spor sonrası atıştırmalığım işte burada görüyorsunuz. Ağzıma layık. Hava çok güzel olduğu için yeni aldığımız drone'u denemek üzere İstanbul dışında bir yerlere gitmeye karar verdik. Günün sonunda umarım bu yolculuk beni çok yormaz ve acayip karnımı acıktırmaz. Nasıl, ne durumdasın drone kullanımında? İç güveyinden halledeceğim.
İstanbul'a yaklaşık 45 dakika, 1 saat mesafede çok güzel yerlere gittik. Şimdi yine belki de hiç girilmemesi gereken bir yere girdik. Bakar mısın? Yandı. Çok severim böyle şeyleri. Uçakla türbülans severim ben. İlk durağımız çevre yolu kenarında, tarlaların arasında çok tatlı bir patikaydı. Aşırı pastoral bir yer ya, ne kadar güzel. Güle güle. Hava geliyor, görüyorum. Şimşimi koko pop, Atinka like it. Şimşimi koko pop. Gel bakalım benimle. Maalesef birazcık kısa sürdü arkadaşlar drone uçurma maceramız. Çünkü konum olarak çok doğru bir konumdayız. Aşırı rüzgar var. Başka bir yere gider miyiz ama gideriz değil mi? Drone almam iyi oldu. Ben çok severim zaten böyle bağ bahçe. Drone uçuracağım ayağına böyle yerlere geliyoruz. Drone uçuracağım ayağına gelmiyoruz. Ben drone uçurmaya geliyorum gerçekten. Ayak yok. Geldik arkadaşlar. Çok güzel bir manzara var. Şu arkama bakın. O kadar güzel ki sonunda gölün kenarına inebildik. Hello! İkinci durağımız bir göl kenarıydı. Burası daha az rüzgarlı olduğu için biraz daha fazla çekim yapabildik. Az önce gitmiş olduğumuz yer mükemmel bir piknik alanı. Yani aklımda yemek yoktu, aklıma yemek geldi. Acıktığımı hissettim şu anda. Zaten bütün sosyal aktiviteler hep yemekle güzel, fark ettin mi? Evet. Ben bunu ta çok eski zamanlarda diyet yaparken de fark etmiştim. İnsan diyet yaparken asosyal oluyor. Çünkü biriyle buluşacağınız zaman, bir şey yapacağınız zaman hep sizi yemek yemeye çağırıyor. Farklı bir yere geldik. Mükemmel bir doğa ama şu çiçeklerin güzelliğine bakar mısınız? Şu arkadaki. Müthiş ağaçlar. Aynı zamanda ileride de inekler var. Şimdi burada da uçuracağız. Bence burada çok güzel görüntüler elde edeceğiz. Güle güle kanka. Aa, koşturuyor bak bir tanesi. geliyor biri. Çok tatlı. Ne yapacak bakalım? Bakıyor şu anda. Hiç tepki vermiyor. Köpekler drondan korkuyor arkadaşlar. Öyle bakıyor. Nasıl gözüküyor? Kaçıyor, gidiyor. Ay, korktu. Köpeğin bir tanesi o kadar sempatik ki kendini yere attı şu anda. Aa, ne güzel gözüküyor. Oha. Aa, oradan minik bir su akıyor. O yüzden orada otluyorlar. Merhaba. Drone'u henüz ilk defa kullanmasına rağmen Temmuz yavaş yavaş alete hakim olmaya başladı. Bulunduğumuz vadiyi yaran minik su akıntısı, otlayan hayvanlar ve yavaş yavaş batmaya başlayan güneş de buna eklenince tam çok güzel olmuş diyecektim ki... Arkadaşlar drone'u düşürdük. Temmuz su birikintisinden düşmemiştir inşallah. Dallara takıldı, çok alçakta uçuyordu. Ses şuradan geldi. Drone'um bu. Ses mi çıkarıyor? Şuradan geliyor. Çok da... Dur. Ana. Su var dedim sana. Her yerin su oldu. Aa, orada gördüm. Çok kötü bir yere düşmüş. Ben zıplayayım mı? Ben zıplayayım bari. Islandım. Şuraya gireyim diyeceğim. Orası da su. Helal olsun. Orası da hep diken. Neyse suya düşmedi Allah'tan. Suya düşse bayağı kötü durumdaydık şu anda. Normalde dronlar kolay kolay düşen aletler değil. Güvenlik ayarları nesnelere çarpmadan durmalarını sağlıyor. Ama Temmuz çok alçak uçarak bir şey çekmeyi denediği için bu ayarları kapatmış. Drone da geri gelirken bir çalıya takılmış. Bir dakika dur. Paçaları sıvamışsın Temmuz ama bunu dereye girmeden önce yapman gerekiyordu. Dereyi gördükten sonra paçaları sıvadın. Nereden baksan yanlış bir hareket.
Sakat köpek geliyor. Ya seni yerim ya. Ya çok tatlı. Seke seke gel. Geldi arkadaşlar. Bakın. Ay 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 tatlı gel. Şey. Gel. Drone'un yeniden çalıştığından emin olduktan sonra yanımıza gelen sevimli dostumuz ve Temmuz'un çıplak ayakları eşliğinde son çekimlerimizi yapıp oradan ayrıldık. Aşkım, bana arkadaşlık etti burada. Çok tatlı ya. O kadar tatlı ki. Birlikte poz verdik kameralara. Teşekkür ederim arkadaşlığın için. Evet, dönüyoruz. Temmuz şu an çıplak ayakları. İnternete bedava ayak fotoğrafı saldım arkadaşlar. Hatta ayak videosu saldım. Hastasına diyelim. Ben hiç sevmem. Eve geldim ve bakın kimler acıkmış. Sen mi acıktın Yasu? Allah'ım bu ne tatlılık ya. Bu videoyu izleyen herkes adına öpüyorum seni. Tamam gelin şimdi mama zamanı. Bakın, karnı tok, sırtı pek. Karnı aç. Eve geldiğimde artık açlık ufak ufak etkisini göstermeye başlamıştı. Kendimi halsiz hissediyordum ve uyuyakaldım. Akşam 10 oldu. Çok acıktım ya. Çekil kenara 2 saniye konuşayım Behlül ya. Hadi gel madem böyle konuşayım. Ben çok acıktım. Ya acayip acıktım ama anlatamam şu an karnımda. Bayağı bir gök gürültüsü, sağanak yağış her şey başladı. Buz öğünümü hazırlayacağım. O da büyük ihtimalle bugünün son öğünü olur. Oh. Gerçekten ağzıma layık. Bir şeyler çiğniyor olmak sanki açlığımı birazcık aldı arkadaşlar. Çünkü vücut aslında yemek yerken yaptığımız hareketleri de özlüyor. Aslında vücudumuzu birazcık kandırmış oluyoruz. Sanki yemek yemişiz gibi bir süre beynimizi buna ikna edebiliyoruz. Ben şu an bunu yaşadım. Akşam yemeğimi tırnak içinde buzumu yedikten sonra ev işlerini hallettim. İlk gün daha önceki diyetlerde olduğu gibi başım ağrımamıştı. Bu açıdan daha kolay geçtiğini söyleyebilirim. Cilt bakımımı yapıp günü noktaladım. Uyumaya hazırım. Birinci günün sonuna geldik arkadaşlar. İyi geceler. Günaydın aşkım. Annen uyanamıyor, başı dönüyor. Yardım eder misin? Ay günaydın. Ay. Aslında size çok daha güzel bir şekilde açılış yapmak istiyordum ama çok halsiz uyandım. 8'de kalktım şu an saat 8.30. Hala yataktan çıkamadım. Başım dönüyor, hafif gözlerim kararıyor. Gerçekten hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Açlık beni şu an baya bir vurdu. Böyle kafamı kaldıracak halim yok arkadaşlar ama hazırlanmaya çalışıp spora gideceğim ve araba kullanacağım. Bayılmak istiyorum. Hemen şuraya bayılmak istiyorum. Buzlarımı yiyeceğim hızlıca. Ayaküstü çünkü acelem var. Neden bulandırdı ya? Hazırlandım arkadaşlar. Gidiyorum. Yarım saat civarı hamak yogası yaparak enerjimi toplamaya çalıştım. Dersimiz bitti. Birazcık hızlı bitti. Çünkü ben hocadan rica ettim. Hocam dedim, başım dönüyor, midem bulanıyor. O kadar uzun ders yapamayız. Sağ olsun o da hızlı hızlı bütün hareketleri bana yaptırdı. Ama iyi geldi. Gerçekten buraya gelmeden önceki halimden çok daha iyiyim. Let's go! Öğlen yemeği olarak buzlarımı yiyorum. Şimdi
Şimdi kedilerimizi veterinere götüreceğiz. Temmuz'un gelmesini bekliyorum. Ne zamandır aşılarını olmaları gerekiyor. 4 koca çanta arkadaşlar. Bu kedilerin hiçbirisi de hafif kediler değil. Hepsi çok ağır kediler. Bir tek Yaman biraz ufak. Dolayısıyla beni büyük bir challenge bekliyor. Ağırlık kaldırmış gibi olacağım. Spor salonuna gitmiş gibi olacağım. Git, taşı vesaire. Zor işler. Ama Nişantaşı'na gidiyorduk normalde. Bugün Nişantaşı'na gitmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü Nişantaşı'na girmek bu saatte bir delilik. Aslında Nişantaşı'na günü hangi saatine giderseniz gidin bir delilik. O yüzden başka bir veterinere götürüyoruz. Selam. Aferin. Akıllı oğlum ya işte. Yedi kendisi gördüğünüz gibi oturdu içerisine. Hop. Behlül Bey de hazır. Anneciğim üzgünüm. Ne zamandır gitmiyorsunuz zaten. Gitmek zorundasınız. Oğlum. Şişt, ne yapıyorsun? Aa niye öyle yapıyor? Hiç hoşlanmadı. Beğenmedi. Yaman takla atıyor. 4 numaralı çocuk geldi. Oğlum girsene içine. Aa. Salak mısın? Bir şey olacağı yok. Hayır girmiyor ya. Girsene. Gir. Herkes kaçmaya çalışıyor. Herkes çıldırdı. Ay sıra sıra dizilmişler. Çok tatlılar. Hadi bakalım. Veterinere gidiyoruz ailece. Aslan, sakin ol Aslan, sakin ol ya. Ama Aslan çocukluğundan beri böyle. Sakin ol, sakin ol. Baby, calm down, calm down. Eğer bir sürü kedi sahiplenmeyi düşünüyorsanız arkadaşlar benim gibi aklınızda bulunsun. Hiç kolay bir şey değil. Kedi anası olmak, özellikle 4 kedi anası olmak çok zor. Çok sakin, aa cevap verdi. Of mis gibi döner koktu. Normalde de bu kokuyor duyup hayatta mis gibi demem ama güzel koktu. Tavuk döner. Veteriner kapalı arkadaşlar. Şoktayım şu anda. Hayda. Neden kapalı? Ne bileyim. Ya. Gitmeyi planladığımız veteriner kapalı çıkınca daha önce hiç gitmediğimiz bir veterinere gittik. İlk başta Beylül'ü koydum. O çok sıkıldı çünkü. Sadece iş parazit değil mi? Aynen. Kedilerimiz sırayla bakımlarını yaptırdılar. Zaten uysal hayvanlar oldukları için hiç sorun çıkartmadılar. Veterineri ilk defa görmelerine rağmen oldukça pozitif karşıladılar diye düşünürken... Tamam Yaman. Yaman sahne aldı, Yaman. Tamam işte. Tamam lan bağırma. Tamam görüşürüz. Aman herkes dövüyorsun sen. Çok şerefsiz bir hayvan. Yay, işimiz bitti. Eve gidiyoruz artık sonunda. Biraz uyumuşum. Akşam oldu. Çünkü hiç enerjim kalmadı. Zaten fark etmişsinizdir. Bir soldum. O ilk günkü heyecanım, neşem kalmadı. Birazdan akşam yemeği buzlarımı yiyeceğim. Belki birazcık kendime getirir. Hiçbir şey yemediğim halde kusacak gibiyim. Yani su kusacağım gerçekten. Ice, ice. Ice up, make me freeze. Bir ağlamam var gibi bir seans. Çünkü kendimi gerçekten kötü hissediyorum. İkinci gün buz yerken devamlı bir kusma isteği ve mide bulantısı hissettim. Yasu, çok lezzetli gözüküyorsun ha. Şöyle bir ısırık alayım mı poponda? Ben buz yemeği hiçbir zaman sevmediğim için bu bana özgü bir problem olabilir. Yaşarken en zor günüm bu olur herhalde diye düşünüyordum. Kalktığımdaysa en zor kısmın henüz başlamadığını fark ettim. Günaydın arkadaşlar. Dün gece uyuyamayınca açlıktan salona geldim. O yüzden salonda uyuyakalmışım. Ve yine çok kötü uyandım. Sesime bakar mısınız? Boğazım çok acıyor. Ve başım dönüyor gene. Çok acı dolu bir video oluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çok ağlamak istemiyorum. Yataktan kalkmaya çalıştığımda gözlerim kararıyordu, midem bulanıyordu ve başım dönüyordu. Bu yüzden yataktan çok uzun süre kalkamadım. Yatağa geri döndüm çünkü kalkamıyorum.
Biraz kendime gelir gibi olsam da geri yatmak zorunda kaldım. Karnım çok açtı. Daha buz bile yememiştim. Buz yemeği düşündüğümde ise daha çok midem bulanıyordu. Bugün yapmam gereken şeyler de vardı ve henüz hiçbir şey yapmamıştım diye düşünürken kendimi daha fazla tutamadım arkadaşlar. Gerçekten sadece açlıktan değil, sinirlerim bozuldu. Başım da çok ağrıyor hala. Sabah kalktığımdan beri midem bulanıyor. Normalde hiç böyle olmamıştı geçen defa yaptığımızda. Gerçekten çok kötü hissediyorum. Ya buz yiyecektim aslında kahvaltıda ama canım hiç istemiyor. Midem bulandı hiç. Hiçbir şey yapasım yok. Hasta oldum bayağı ya. Grip gibiyim şu anda. Başım dönüyor. Midem bulanıyor. Ateşim var gibi hissediyorum. Ama bugün son gün, bakalım sonuçları ne olacak. Sonuçları her ne olursa olsun bu arada yapmanızı önermediğimi şimdiden söyleyeyim. Korkunç çünkü. Gerçekten korkunç. Yani su diyetini yaparım, bunu yapmam arkadaşlar. Beni psikolojik olarak bitirdi, hem fiziksel olarak bitirdi. Hala kendime gelemedim ya. Hala kendime gelemedim. Hala buz yiyeceğim. Kahvaltıda buz yiyeceğim. O öğünü hazırlayacağım ama mutfağa gidecek enerjim dahi yok. Bu ne ya? Bunlara bakıp da ağlayacağım. Biliyorsunuz Survivor'a gidip birkaç gün kalanlar orada yaşadıkları için bu anlatılmaz yaşanır gibi ifadeler kullanıyorlar. En azından onlar kokonat falan yiyorlar. Ben onu da yiyemiyorum. Sadece su içiyorum. Gerçekten yaşadıklarımı anlatamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sonunda yataktan kalkabildim. Kendimi toplayabildim ve kahvaltımı hazırlıyorum. Bu kadar. Yeterli gösteremiyorum da kayıyorlar. Benim de canım o kadar çok sushi çekti ki belki dedim şu chopsticklerle yersem öyle bir vibe alırım. Kendimi bir şekilde kandırabilirim. Hadi bakalım. Kendini kandırma çabaları artık bilmem kaç. Ney? Ney ney ney? İçinde bak somon olduğu için mesela sushimin Yaman da yemek istiyor. Önce ben yiyeceğim, tamam mı, somonlu sushimi? Tuna da olabilir. Fark etmez. Ney? Ney ney? Çok güzel. Bir daha sushi söyleyeceğimiz zaman hep buradan söyleyelim Yaman. Sashimim var. Sashimi denleyeyim. Bak sashimin üzerindeki balık kütlesi daha büyük olduğu için Yaman'ına daha çok yükseldi. Çok güzel. Doydum ya. Acayip fullüm şu anda. Şurama kadar yedim. Bir daha bu kadar yemeyelim değil mi Yaman? Aman şişmanlamayalım. Ne o sırada hala bu müzik çalıyor arkada. Demek ki ben ne yersem yiyeyim onu yemek istiyor bu kedi. Ben de hep diyordum ya, kedi nasıl salata yer, nasıl marul yer, yani ne yediğinin önemi yokmuş. Bana güveniyor. Evet, suyumdan da içiyor sağ olsun. Ama bizim gerçekten yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez. Kendimi toparladım ve havuza gidiyorum. Bayılmam inşallah suyun içinde falan. Arkadaşlar havuzda kimse yok ya. Sanki kendime havuz kapatmışım gibi. Aşırı mutluyum. Oo, çok güzel ılık. Havuza girmek bana çok iyi geldi. Hem açlığımı unuttum hem de halsizliğim gitti. Gitmeden önce gözümde çok büyüyordu. Fakat suya girince iyi ki gelmişim dedim. Meditasyon gibi bir etkisi oldu bende. Biliyorsunuz zaten suyun iyileştirici etkisinden hep bahsederler. Bu sayede günlük işlerime başlayabildim. Aslında bugün saçlarımı yaptıracaktım gidip kuaföre ama yaptıramadım çünkü sabah bildiğiniz gibi çok kötüydüm. Şu an bir tık daha iyi hissediyorum. Fena değil ya, bence okey, çok da düzleştiremeyeceğim. Instagram storiesi çekeceğiz bir marka için. Onun için hazırlandım bu arada. Yoksa hiçbir güç beni hazırlatamazdı yani. Oturup burada makyaj yapmazdım bu yorgunlukla. Bir yandan da kafam dağıldı ama. İlk önce hazırlanıp bir marka işbirliği için story hazırladım. Daha sonra da konuşmacı olarak bir YouTube etkinliğine katıldım. Etkinliğin sonuna doğru aklımda sadece yemek yemek vardı.
Madem ki yemek yiyemiyorum, öyleyse yemek yapayım dedim. Hem yarın buz diyetim de bitiyor, yarın da yerim bu yaptığım tatlıyı. Çok basit bir tarif. Süzme yoğurt, blueberry ve çikolataya ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu kadar. Bence bunu siz de yapabilirsiniz. Çünkü gayet kolay bir tarif olduğunu gördüm. O yüzden de gaza geldim açıkçası. Oha yaman. Madem geldin al. Ben yiyemiyorum bari sen ye al. Süzme yoğurt toplarım hazır. Bunları şimdi buzluğa gönderiyorum ve donmalarını bekliyorum. Bal tutan parmağını yalar demişler ama biz maalesef yalayamıyoruz bu gece. Uy, haçen, da. Bu bayağı donmuş bu arada. Evet arkadaşlar, şimdi bunları tekrar buzluğa gönderiyorum ve artık yarın tadına bakarım. İlk yaptıklarım biraz premium oldu. Diğerlerine biraz çikolata kalmadı ama tatlarının yerinde olduğuna eminim. O kadar yemek yaptım. Şimdi ne yapıyorum? Sevgili arkadaşlar, buz yiyorum. O kadar çikolata kokusu. Al. Yediğin şey. Hiç içeriye gidip yemek istemedim. İşi uzatmak istemedim. Burada ayaküstü tık 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 yemek istedim arkadaşlar. Bitsin gitsin istiyorum çünkü. Bir daha da şu büyüklükte bir buz görmek istemiyorum arkadaşlar. Midem bulandırıyor ya. Bugün benim için zor geçti. Yalan söyleyemeyeceğim. Hatta çok zor geçti arkadaşlar. Ama şu anda enerjim neden? Yarın bitiyor. Onun enerjisi geldi açıkçası. Bu gece son. Bakalım yarın sabah nasıl uyanacağım? Ve buralara bahane getirecek biri varsa inanın bana o da Bay Kemal'dir. Hazırız. Evet arkadaşlar, artık gün sonu, yine klasik yatağımdayım sizlere elveda demek için. Hoşça kalın, yarın görüşürüz. Yarın benim için çok büyük bir gün. O yüzden çok heyecanlıyım biliyor musunuz ya, aslımı unuttum. Çünkü yarın yemek yiyebileceğim Allah'ım. Güle güle, iyi geceler. Bitsin bir an önce bu gece. Videonun başında biliyorsunuz daha önce yalnızca muz yiyerek ve su içerek beslenmiş birisine bu diyetin koymayacağını söylemiştim. Fakat şu ana kadar denemiş olduğum beslenme programları içerisinde en zorlandığım diyet bu oldu. Fakat sonunda bitmişti. 3 günün sonunda vücudumda ne gibi değişimler meydana geldi merak ediyordum. Dolayısıyla kalkar kalkmaz soluğu Nida Hoca'nın yanında aldım ve tekrardan vücut kitle endeksime baktık. Kilomu ölçtük. Bu diyete başlamadan önce 58 kiloymuşum ve 3 günün sonunda 54.4 kilo olmuşum. Gayet güzel bir kilo kaybetmişim. Maalesef ki bu 3,5 kilonun yalnızca 100 gramı yağdan gitmiş. Geriye kalan bütün hepsi kastan gitmiş. Aslında ben bunun önüne geçebilmek için bildiğiniz gibi her gün spor yapmaya çalıştım. Fakat yeterli gelmemiş, yeterli olamamışım. Bu noktada şunu da belirtmem lazım. Ben ölçüm yapıldığı sırada, diyet bittikten sonra maalesef regl oldum ve regl olduktan sonra aslında çok doğru sonuçlar elde edemiyormuşuz. O dönemde vücut çok daha yağlı gözükebiliyormuş. Bunu da dipnot olarak belirtmek istedim. Diyetisyenim de bunu belirtirsen iyi olur dedi. 3 günün sonunda arkadaşlar maalesef ki yağdan veremedik, bol bol kastan verdik. Bu tarz uzun süreli açlık diyetlerinin sonucunda maalesef ki genelde yüksek oranda yağdan değil de hep kastan gidiyor. Çünkü vücut bir şoka giriyor ve bir daha yemek gelmeyeceğini düşünerek yağ depolamaya başlıyor. Yağları vermemeye eğilim gösteriyor. Bu tarz diyetlerin zaten çok sağlıklı olmadığını daha önceki videolarımda da söylemiştim. Eğer kilo verme gibi bir niyetiniz varsa çok daha sağlıklı seçenekler, çok çok daha sağlıklı diyetler deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Ben video boyunca çok ağladım belki ama geriye dönüp baktığımda gerçekten bu tarz videolar çekmek çok hoşuma gidiyor. Çünkü vücudumun sınırlarını görmüş oluyorum, kendi sınırlarımı görmüş oluyorum. Eğer bu tarz denememi istediğiniz başka diyetler varsa, başka beslenme rutinleri varsa yorumlarda belirtin. Denemek için gerçekten can atıyorum. Hepinizi çok 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 seviyorum arkadaşlar. Videoyu beğenin, kanala abone olun. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum.
Şunu aldım bakalım nasıl olmuş. Çok güzel. Wow. Blueberry ve yoğurt birbirine acayip yakışmış ve çikolatayla da çok güzel bir üçlü oluşturmuşlar. Çok güzel olmuş. Aferin kız Meryem. O üç günlük aç halinle müthiş bir şey yapmışsın.